Brokolilerimizi Eylül ayında diktik. Bizim okulumuz açısından hem öğrenmemiz amacıyla hem de daha iyi ekonomik açıdan bize katkısı olduğu için bu işleri böyle öğreniyoruz. Kendimiz ekerek, biçerek, yani çarparak, keserek herhangi bir şekilde uygulamalarımızı yapıyoruz okulumuz açısından. Bize çok katkısı oluyor, öğreniyoruz. Bir şeyler öğrenmeden yapamayız, emek vermeden şey yapamayız. O yüzden biz de bu şeyde bayağı yardımcı oluyor. Öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Ne gibi faydası? Burada öğreniyoruz, kendi tarlamızda da yapabiliyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri daha iyi yapıyoruz. Kendimize de faydası oluyor ve okula da maddi açıdan da, manevi açıdan da faydası olduğunu düşünüyorum. Marul vardı, brokoli, karnabahar yoktu herhalde. Karnabahar da vardı, domatesimiz var serada. Fasulyemiz vardı. Gördüğünüz gibi burada yazlık ve kışlık sebzeler olmak üzere yetiştiricilik yapıyoruz. Arazimiz mevcut. Şu an mevcut olan karnabahar ve brokolilerimiz var. Şu an burada brokoli ve karnabahar. Aynı zamanda limon yetiştiriciliği yapıyoruz. Limonlarımız var. Bunların işte bakımından hasatına kadar her türlü. Yine bir seramız var. Seramızda mevsime göre domates, salatalık olsun yetiştiricilik yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda da pitaya yetiştiriciliği yapacağız inşallah. Bu şekilde öğrencilerimiz teorik dışında aynı zamanda hem uygulamalı anlamda da kendilerine bir şeyler katıyorlar. Ekonomik anlamda da faydaları oluyor kendilerine. Bu şekilde hem yaparak, yaşayarak, öğrenme yoluyla öğrencilerimize katkı sağlıyoruz. Bayağı da bir etkisini gördük uygulama alanının açılmasıyla birlikte. Öğrencilerimizin kitabi bilgilerini sahada uygulamaya yansıtıp çiftçiliği gerçek manada tarımı modern usullerle yapmayı öğreniyorlar. Kendilerine gelecek hayatlarında ve öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum. Malumunuz zaten günümüzde bilimsel imkanlardan faydalanmadan, bilime başvurmadan başarılı olmanız mümkün değil. Artık tarımda da deneme yanılma yolunun bittiği ve bilimsel metotların kullandığı süreci yakalıyor olmamız ülkenin geleceği adına çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyoruz. Ben gençlerimizi tebrik ediyorum. Üreten, çalışan ve gerçekten geleceğe umutla bakan bir erdemde olmaz. Erdemde yaşamaktan dolayı da kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Elena, Deren. Ay. Şey, Deren.